Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ yayını YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Şöyle yine böyle Jack marka çok güzel bir tülbentim var. 21 numaratı Şöyle türbentimin bakın kullanmış olduğum yeşili merak edenler 434 numara arkadaşlar. Mürdüm ve hardal sarısı renkleriyle şöyle yine iğneden denta kolay bir model anlatacağız. Evet şimdi modelime bakalım. Evet modelim bu şekilde şöyle bakın hoş ve zarif bir model iğne oyasında olan yıldız oyası arkadaşlar bu şekilde iğneden tığa tasarladım. Şöyle hoş bir model oldu. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim ve anlatmaya başlayalım. Dalımızın ucunda üç tane yıldız arkadaşlar. Bunu tam yapınca full böyle motif halinde de öyle yıldız oyası olarak geçiyor. Modelim bu. Şöyle de göstereyim arasıyla beraber hoş bir zarif bir duruşu var iğne oyası olduğu için yeniden tabir model aldığı için arkadaşlar. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemini ikişer zincir çekerek hazırlıyoruz. Ve tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitleyip iki tane zincir çektim. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum 2 ve 2. 1 2 3 4 zincir trabzanın ara kısmından kapatıyorum tekrar 2 zincir çekip tığ battıma sabitliyorum şöyle bakın bu şekilde 8 tane ara suyu verebiliriz bu çok modaya model da olduğu için 8 tane de gayet ideal bakın Tabii siz ne kadar da vermek istiyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Ara suyunu verdikten sonra şimdi yaprak için ve çimen kısmını hazırlayalım kök kısmını iki zincirin üzerine bir defa tığımı dolayıp iki iki alıyorum iki zincir kapattım Tekrar iki zincir bir defa tığı doladım şöyle 2 ve 2 Bir tane kirpiksiz trabzan bir tane de yarım trabzanı yapıp 7 tane zincir çekiyorum 6 ve 7 Ters tarafına döndüm Şimdi Bu boş trabzanın tepe noktasından giriyorum buraya yuva oluşturuyorum 3 tane zincir yaprağımız için 3 zincirimi çekip düz tarafına döndüm 2 defa tığı doladım şöyle 2 2 ve 2 kalın şöyle 3 defa da aldığım bir trabzan yine 3 tane zincir çekiyorum bir defa doladım şöyle 2 2 alarak trabzan yaptım. Şöyle bir boşluğun olması gerekiyor. Trabzan tepe noktasına da girebilirsiniz. Bu boşluğa da rahat bir şekilde girmek için bu şekilde 3 zincir çekiyorum. 3 oldu. Yine bir defa tığın başı dolayıp 4 5 Yine bir defa tığımı doladım. 6 Bu yapmış olduğum trabzanın içine 6 tane bu şekilde ikişer defa aldığım trabzanlar yapıp yuvaya sık iğne ile sabitledim. Evet yaprağı oluşturuyoruz yavaş yavaş. 8 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. Şöyle döndüm. İlk trabzanın tepe noktasına da girebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Trabzanın arasına da kapatabilirsiniz. 1, 2 zincir. 2 zincirle düz tarafına döndüm. Bu 8 zincirin arasına girip kirpik yapacağız. 2 zincir, 2 zincir 3 bakın dönüş kirpiği ile beraber 3 tane. 2 zincir 4 5 2 zincir 6 2 zincir ve 7. Şöyle. 8 zincire ne kadar alırsa o kadar kirpik dolduruyoruz. Şöyle bir tane daha yapıp şu boşluğu doldurup 8 tane kirpik yapıyoruz. Şimdi yuvaya bu 7 zincirli ana yuvaya kapatıp sabitliyorum. Yaprağımızın işlemi bu kadar arkadaşlar. Şimdi dal için 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Yuvaya girip şöyle 2 şöyle 2 ve 2 5 tane zincir çekiyorum. 5 zinciri bu yaptığım trabzanın arasına kapatıp fıstık için yuva hazırladık. Geriye kalan dala 4 tane sık iğne yapıyorum. Bu bir, 2, 3 ve 4. Şöyle 5. de yuvada. Bu şekilde dalımı yukarı doğru meyilli yapıyorum ki fıstığın şöyle aşağı çimenlere değmesin. Yukarıda dik ve güzel bir şekilde dursun. Yanına hemen bu şekilde bir sık iğne bir de trabzanın arasına giriyorum ki iyice çimenden şöyle dalımız yukarıda dursun iki tane zincir çekiyorum bu yarım bıraktığımız üçgen trabzanı tamamlayıp şuraya sık iğne ile sabitliyorum Evet yaprağımız bu da ara suyumuz şöyle bir iki tane daha ara suyundan göstereyim çimenimizi tamamlayalım. 2 zincir bir defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battı ya. 2 ve 2. 4 zincir. Buraya kapatıyorum. Tığların arasına. 2 zincirimi çekip yandaki tığ battı ya. Sabitliyorum. Evet. arası sürünün yapılışı bu kadar kolay. Yine 2 zincir bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2. 4 zincir. 4 zincir pipiliğimiz oluştu. 2 zincir. Hemen yanındaki tığ battı ya. Tekrar 2 zincir. Bir defa tığ'ı doladım. Yuvaya girdim. 2 ve 2. 4 zincir. Bu şekilde 8 tane ara suyu yapacağız. Şöyle 1 2 zincirimi çekelim sökülmesin. Bunu ben 8'e tamamlayayım arkadaşlar. Şu fıstığını nasıl yaptık ona geçelim. Evet. Bu dalımızın ucuna yapmış olduğumuz 5 zincirli yuvanın şöyle içinden girip sık iğne ile sabitliyorum. Şu köşeye çekiyorum bakın. Hemen dip köşeye çektim. Bir tane de zincir çekiyorum tepe kısmına. Bir defa tığımı doladım. Kuvaya girip şöyle iki iki alacağım bakın. Şöyle iki ve iki. Trabzan yaptım. Bir iki zincir. Bir defa tığı doladım. Yapmış olduğum bu trabzanın arasına girip şöyle iki iki alarak ikinci trabzanı hazırladım. İki tane zincir. Bir defa tığı doladım. Hemen buradaki bakın trabzanın arasına girip şöyle iki 2 alarak bir trabzan yaptım. Bu şekilde 3 tane ikili trabzan yapıyoruz ve 3 defa tığımı doladım. Şöyle yuvaya giriyorum. Şöyle 3 trabzan boyutunu 1 2 2 bol bol alıyorum arkadaşlar. Şöyle tam boyunca bir uzun trabzan olsun. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 4 zinciri trabzanımın arasına girip Şöyle sahte sık iğne yapıyorum. İğneden ta dedik ya. İğne oyasındaki gibi böyle zarif olsun diye. Bakın. Şöyle yakından göstereyim. Ee, Tığımı şöyle trabzanın arasından geçirip ilmek alıp tığımdaki ilmekten geçiriyorum. 3 şöyle 4 yavaş yavaş yapayım ki görüntüsü sizlere net olsun. 5 6 7 8 9 evet, 9 tane toplam bu şekilde trabzanı yaptık. 10. trabzanı da şöyle o 5 zincirli yuvayı yapıp ilk çiçeğimizi bitirdik. Bakın yaprağın ilk çiçeğin ilk yaprağını bitirdik. Şimdi şöyle ikincisini yapalım. 1 2 zincir 2 zincirimi çekiyorum bakın zincir halkası değil sanki üst üste trabzan yuvaları oluşturuyorum bir defa tığ'yı doladım bu 5 zincirli yuvaya giriyorum şöyle 2 şöyle 2 şöyle katlayayım sadece buraya gözüksün 2 zincir bir defa tığ'yı doladım yuvaya giriyorum şöyle 2 şöyle 2 1 2 zincir bir defa tığı doladım hemen yuvaya giriyorum şöyle 2 ve 2 bakın 3 üst üste 3 tane trabzan yuvası hazırlıyorum bu şekilde ve 3 defa da tığımı doladım bu 5 zincirli dalın yuvasından 2 2 2 bakın trabzan boyutunda yapmanız yeterli şöyle bol bol olarak. Gayet hoş ve zarif duruyor arkadaşlar. Güzel de bir duruşu oluyor. 4 zinciri çektikten sonra kirpik oluşturacağız. Bu 4 zincirle hemen trabzanı ayırıp sık iğneler için yuva hazırlayacağız. Bakın. Kirpiği oluşturduktan sonra 9 tane sık iğne yapacağım. Şöyle 2 şöyle 3 alttan giriyorum ilmeği çıkarıp tığından geçiriyorum 4 şöyle 5 6 7 8 ve 9 9 tane trabzanı yine tamam sık iğneyi tamamlayıp 10. sık iğneyi yuvada yapıyorum. Yuvada da ister sahte sık iğne yapın ister arkadaşlar bu şekilde normal sık iğne yapın hangisi kolayınıza gelirse bakın şöyle zincirimi çektim bir defa tığımı doladım yuvaya giriyorum 2 ve 2 2 zincir çekiyorum bir defa tığı doladım bu şekilde üst üste 3 tane trabzan yapıyoruz bakın 2 2 alarak trabzanımı oluşturdum 2 zincir bir defa tığı dolayıp trabzanın arasına giriyorum evet, şimdi 3 tane trabzanım oldu ya 3 defa tığı doladım bu yeşil yuvaya giriyorum 1 2 2 2 ve 2 şöyle çekiyorum bakın sağa doğru yerleşsin üçü de güzelce sığsın 4 tane zincir çekiyorum 4 zinciri şöyle trabzanın arasından gelip ilmekten çıkıyorum. Bakın geriye kalan kısma da 9 tane bu şekilde sık iğne yapacağız. 9 tane olmasının sebebi hepsi simetri olsun diye arkadaşlar bu şekilde 9 taneden yapacağız. Şöyle 2 3 4 5 6 7 7 8 ve 9 şöyle yuvanın içine girip sık iğne ile sabitliyorum bir tane de zincir çekiyorum ipimi kopardım Evet. Bu kadar arkadaşlar 3 tane aynı büyüklükte yaptık yıldızlarımızı. Şimdi ipi yakıp geliyorum. Evet deniz yıldızlarımız hazır arkadaşlar. Bakın çok güzel bir model hazırladım sizlere. Zarif iğneden daha hoş bir model oldu. Şöyle sizle hazırladığımız deniz yıldızımız bu şekilde daha önce hazırladım bu rengimiz. Gerçekten çok hoş ve güzel bir duruşu var ama arkadaşlar kameraya pek yansımıyor sanırsam ama çok hoş oldu gerçekten. Şöyle bir de sallantılı haline bakıtayım. Karşıdan şöyle hoş ve güzel bir model oldu gerçekten. Yapılışı da bir o kadar kolay oldu. 3 tane ben tane tane anlattığım için uzun sürüyor gibi dursa da arkadaşlar gerçekten çok güzel bir ve kolay bir model yapılışı bir o kadar hoş bir model. Şöyle de göstereyim. Evet. Emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.